24 ekranlarından yeniden merhabalar, Nur Köşker ben. Kahve molasıyla karşınızdayız. Bu kez ekonomideki en sıcak gelişmelere bakacağız hep birlikte. Piyasalarda gözler bugün merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Küreselde Avrupa Merkez Bankası, içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve vereceği mesajlar bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Genel kanı merkezin faizi %14'te tutacağı yönünde. Yılın ilk 6 toplantısında da Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmemişti. Faiz kararının ise saat 14'te açıklanacağını belirtelim. Küresel tarafa bakalım şimdi de. Küresel tarafta gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası'nın ise 10 yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez faiz artırması bekleniyor. Bankanın politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana güçlenen 50 baz puan faiz artış beklentisi de masada. Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmaları tamamlandı ve hattan doğal gaz akışı başladı. Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları da geriledi. Piyasalar ve şirketler Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle boru hattının kapalı kaldığı sürenin uzatılabileceğinden endişe ediyordu. Ancak söz konusu boru hattının bakımı planlanan sürede tamamlandı. Bugün akışın başladığı ilk saatte sisteme 48 milyon metreküp doğalgaz verildi. Günde 160 milyon metreküplük kapasiteye sahip boru hattı bakımından önce 60-65 milyon metreküp gaz iletiliyordu. Bugün gün içinde de akışın 65 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor. Diğer taraftan da gaz akışının başlamasıyla doğal gaz fiyatları da düşüşe geçti ve yaklaşık %6'lık azalışla 146 avroya geriledi. Haydi piyasalara gidelim bakalım. Merkez bankalarının faiz kararının öncesinde piyasalarda nasıl bir seyir var? Borsa İstanbul 2518 puandan işlem görüyor, eksi de döviz cephesine bakalım şimdi de. Dolar TL paritesi 17.67'den, Euro TL paritesi ise 17.99'dan işlem görüyor diyelim. Altın cephesine bakalım. Ons altın 1685 dolardan, Cumhuriyet 6611'den, çeyrek 1565'ten, gram altın sağ 957 liradan işlem görüyor. Gelsin petrol, petroldeki gelişmelere bakalım şimdi de. Petrolde 102 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varil fiyatı. Son olarak da tahvile bakacağız. Tahvilde 23,05'ten işlem görüyor diyelim. Detayları da yayın konumuzdan alalım. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Nur Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Faiz kararları öncesinde piyasalardaki seyri nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında faiz artırımına geçeceğini daha önce de Başkan Lagarde belirtmişti. Dolayısıyla bir faiz artırımı Türkiye saatiyle 15.15'te Avrupa'dan açıklanacak ama bunun beklentiler 0.50 baz puanlık bir faiz artırımı şeklinde olacak. Daha önce 0.25 baz puanlık bir faiz artırımı yapılacağı belirtilmişti. Fakat son ekonomik gelişmelere bakıldığında ve ayrıca Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını biraz daha yükseltmesi nedeniyle böyle bir faiz artırım beklentisi var. Bu beklenti nedeniyle bir miktar euronun dolar karşısında iki günden beri güçlendiğini görüyoruz. Ancak bu faiz artırımı çok yeterli de olmayabilir. Çünkü Avrupa'da bir resesyon beklentisi de ve stagflasyon beklentisi var. O bakımdan euro tekrar zayıflayabilir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde euro dolar paritesi tekrar bir seviyene girilebilir. Daha önce de bunu görmüştük zaten. O bakımdan bu beklenti geçtikten sonra piyasalar bu beklentiyi gerçekleşmeleri satacağı için biraz daha değişik bir görünüm sergilebilir. Peki gelelim altına. Mehmet Ali Bey, altın zannediyorum en son 2021 Ağustos'ta 1600 bandının altını görmüştü. Bir yıllık bir aranın ardından tekrar 1600'den işlem görüyor ons altın. Bundan sonraki süreç haliyle çok merak ediliyor. Altın tekrar düşecek mi? Yoksa bir yükseliş bekleniyor mu?
Hafta başından beri, daha doğrusu ay başından beri gerek Avrupa Merkez Bankası'nın gerekse Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentileri altını bir noktada baskılıyor. Hı-hı. Diğer merkez bankalarından da benzer bir beklenti söz konusuydu. Bu nedenle şu anda bir faiz baskısı altında altın fiyatı ve 1685 dolara kadar gerilemiş durumda. Ama gerilemelerin oldukça sınırlı olduğunu görüyorum. Özellikle biraz önce belirttiğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı sonrasında ben tekrar altının 1700 dolarlara doğru toparlanacağını düşünüyorum. Çünkü altının özellikle destekleyen gerekçelerin baskılayan gelişlerden daha yüksek olduğunu, daha çok olduğunu düşünüyorum. Fakat şu anda bir faiz baskısı ama bu arada enflasyondaki, dünyadaki yükselişin de altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarabilir diye düşünüyorum. Bizde de özellikle Merkez Bankamızın faiz değişikliği yapmayacağı sizin de belirttiğiniz gibi beklentisi var. Ve bu nedenle de sabah saatlerinden itibaren bir miktar dolar TL'de hafif yukarı yönlü seyir görüyoruz. Serbest piyasada 17.85'lerden işlem görüyor. Bu çarpan etkisiyle de 24 ayar altının gram fiyatı ekranlarda gördüğümüz 957 bankalarası piyasada oluşan fiyat. Ancak bunun gişeye geldiğiniz zaman vergisiyle ve komisyonuyla yine serbest piyasa fiyatına yaklaştığını görüyoruz. Şu anda da serbest piyasada 985-986 liradan işlem görüyor. Muhtemelen burada da 990-995 TL seviyeleri hafta sonuna kadar küçük çaplı yükselişlerle devam edecek ama esas beklenti salı ve çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısında. O zamana kadar da altında çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Peki bu seviyeler için alım fırsatı diyebilir miyiz? Yatırımcıya ne tavsiye edersiniz? Evet, aynen öyle. Biraz önce belirttiğiniz gibi bir sene önceki fiyattan şu anda işlem görüyor. Evet. Hem TL bazında hem de gram bazında, ons bazında. Hatta ons bazında son 11 yılın en düşük seviyesi de denilebilir. Evet. Çünkü 11 yıl önce 1923 dolarla onsu tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. O günden bugüne dolarla veya euro ile almak isteyenlerin hala o 11 yıl önceki fiyattan altın alabildiklerini görüyoruz. Ama biz de dolar TL'nin yükselmesini deniyle o fiyatları söylemek mümkün değil tabii. Ama geçtiğimiz günlere göre oldukça iyi bir fiyat diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli alım için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Peki gelelim petrole. Petrolde yine resesyon endişelerinin etkili olduğu kalemlerden biri ama işin tahminler kısmında açıkçası kafalar iyice karıştı. Çünkü uzmanlar, analistler çok uç yorumlar yapmaya başladılar petrolle ilgili. İşte 300 dolara kadar çıkacak diyen var. Çok daha alt kalemleri 45'i 50'leri söyleyen var. Sizin öngörünüz nedir? Tüm bu küresel gelişmeler eşliğinde petrolle ilgili olası hangi senaryo bekliyor bizleri? Petrol fiyatlarında özellikle pandeminin başlangıcından bu yana kadar yüksek likiditenin getirdiği spekülatif hareketlerin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Ve grafiklere de bakılacak olursa çok böyle zikzaklı bir grafik görmek mümkün. Evet. Gerekçeler çok farklı olabiliyor ama ben 100 doların altında çok fazla kalacak kanaatinde değilim. Evet. Önümüzdeki ayın içinde OPEC artı diğer üreticilerin bir toplantısı var. Bu toplantıda üretim artışı olup olmayacağı beklentisi var. Bu seviye, bu takvime kadar yine dalgalı seri devam edecek. Geçtiğimiz günlerde 106 dolara kadar çıkmıştı Brent petrol. Şimdilerde 102 dolarda ama 100 dolar, 98 dolar tekrar görülebilir. Buradan tekrar yukarı yönlü seyir olabilir. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde de 100 doların üzerinde varili dalgalı seyirin devam edeceği düşüncesindeyim. Peki son olarak döviz cephesinde konuşalım sizinle Mehmet Ali Bey. Euro-TL paritesinde bir yükseliş bekleniyor dediniz. Dolar-TL paritesinde peki sert bir yükseliş gelir mi sizce? Şu anda kur korumalı mevduat sisteminin getirdiği bir yatay seyir söz konusu ama tabii aylık bazda döviz ihtiyacı her ne kadar yaz aylarında özellikle turizm gelirlerinden ve ihracat gelirlerinden beklentiler olsa bile bunlar çok yeterli olmadığını görüyoruz. O bakımdan doların da dış piyasalarda diğer para birimlerinde karşısında yükselmesiyle beraber bunun da bize yansımaları söz konusu. Özellikle teknik olarak 17.65 üzerinde kaldığımız sürece 17.85-18 TL seviyeleri dolar TL için kısa vadede görebileceğimiz seviyeler diye düşünüyorum. Kur korumalı TL mevduat sisteminin dolar TL paritesindeki etkisini gözlemliyoruz ama
altını da merak ediyorum. Altın korumalı TL mevduat sistemine talep nasıl? İlk açıklandığı dönemlerde biraz da altının bizim için o kültürel anlamı ve elde yastık altında tutma isteği nedeniyle çok talep gösterilmemişti. Şu anda bir farklılık var mı yoksa aynı düzeyde devam mı ediyor? Nurhan, aynen belirttiğiniz gibi altın bizim yatırımcımızı veya da vatandaşımızı biraz daha sıcak tutuyor. Onun için onu hep elinde tutmayı yeğlemiş durumda. Ve hatta son dönemde elinde işte Türk lirası olan veya dövizi olan da yine fiyatlar düşük diye altına yöneldiğini biliyoruz. Küçük miktarlarda da olsa sürekli alımların tasarruf yönünde olduğunu biliyoruz. Halbuki düğün mevsiminde taleplerin arttığını daha önceki yıllarda görmüştük. Ama bu sene düğümler daha fazla olmasına rağmen fiyat yüksekliğini nedeniyle talebin daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Miktar olarak, gramaj olarak daha düşük gramaj ürünler tercih edilmek zorunda kalınıyor. Çünkü aynı halkı bütçesine hitap etmeyen bir fiyatlara gelinmiş durumda. O bakımdan özellikle kur korumalı altın mevduat sisteminin çok fazla çalışmadığını söyleyebilirim. Hatta biliyorsunuz yastık altı altından ekonomiye kazandırılması konusunda da çabalar var. Ama bu güven ortamının henüz daha tesis edilememiş olmasından dolayı ve enflasyondaki bir yükselişin hala devam ediyor olmasından dolayı vatandaş veya yatırımcı altını kendi bünyesinde tutmayı tercih ediyor. Peki bakalım önümüzdeki süreç bizlere ne gösterecek? Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk değerlendirmelerini aktardı. Mehmet Ali Bey, ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun, hoşçakalın. Sırada küresel ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Japonya küresel merkez bankalarından ayrışan para politikası duruşuna devam etti. Banka faiz oranlarını yine değiştirmedi. Analistler kararı bankanın zayıf yene değil büyüme görünümüne ilişkin endişelere daha çok odaklanması olarak yorumladı. İstihdamda frene basan Amerikalı şirketlere Microsoft ve Google da katıldı. Microsoft, açık iş ilanlarını kaldırırken Google'ın da önümüzdeki 2 hafta boyunca istihdama ara vereceği belirtildi. Apple da geçtiğimiz günlerde potansiyel bir ekonomik yavaşlamayla başa çıkabilmek için işe alımları azaltacağını duyurmuştu. Avrupa'nın lider ekonomisi Almanya'ya yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize geldi. IMF bu yıl Almanya için büyüme öngörüsünü %2'den %1,2'ye indirdi. Uluslararası Para Fonu, Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatını kalıcı olarak durdurmasının bölge için en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Batı Rusya'ya yönelik yaptırımlarına bir yenisini ekledi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirdi. Yeni yaptırımlar arasında bazı kurumlar ve Rus yetkililerin mal varlıklarının dondurulması da var. Kripto paraların geleceğine yönelik tartışmalar sürerken kripto para madencileri kripto paralardaki düşüş ve enerji maliyetlerindeki artışa karşı ayakta kalabilmek için ellerindeki varlıkları satmaya başladılar. Ve bu arada kripto paralara yönelik açıklamalarla dikkat çeken Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan da Bitcoin'e dair yeni bir darbe geldi. Rusya-Ukrayna savaşı, yükselen enflasyon, artan faiz oranları ve resesyon endişeleri. Küresel ekonomiyi derinden sarsan bu gelişmeler kripto para piyasasını da vurdu. Geçen yıldan bu yana en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin'de düşüş %70'i aştı. Altcoin'lerde ise durum daha da kötü. Kripto piyasasının geleceğine yönelik tartışmalar sürerken kripto para madencileri de zor günler geçiriyor. Enerji yoğun bir sektör olan kripto para madenciliğinde gelirde yaşanan düşüşe karşı artan maliyetler şirketlerin karlarını baskılarken bu nedenle bazı madencilik şirketlerinin ellerindeki varlıkları satmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Öte yandan kripto paralara yönelik açıklamalarıyla dikkati çeken Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan da Bitcoin'e yeni bir darbe geldi. Musk, Çin'deki belirsizlikler nedeniyle Tesla'nın elindeki Bitcoin'lerin %75'ini sattığını duyurdu. Bu açıklamada piyasada satış baskısına neden oldu. Musk, geçtiğimiz Mayıs ayında da Bitcoin alımlarını durdurduklarını ifade etmiş ve kripto paradaki düşüşe katkı sağlamıştı. Türkiye'nin halı ihracatı artıyor. Güneydoğu halıcılar yılın ilk 6 ayında 148 ülkeye halı ihraç etti. Karşılığında elde edilen gelir 1 milyar dolara yaklaşırken en fazla halı ihraç edilen ülke ise Amerika oldu. Dünyanın tercihi Türk halıları oldu. Güneydoğu halıcılar yılın ilk 6 ayında 148 ülkeye halı ihracatı yaptı.
Yılın ilk 6 ayında halı ihracatından elde edilen gelir 1 milyar dolara yaklaştı. Haziran ayına bakıldığında ise bölgeden 148 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. En fazla halı ihracatının yapıldığı şehir yine değişmedi. Gaziantep olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en fazla halı ihracatı yaptığı ülkelere bakıldığında ise 337 milyon dolarla ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Amerika'yı 177 milyon dolarlık halı ihracatıyla Orta Doğu, 154 milyon dolarla da Avrupa ülkeleri izledi. Bu haberimizle birlikte noktalayalım Kahve Molası'nı. Yarın sabah saat 9'dan Ali Sentez'de yeniden buluşalım. O zaman dek hoşçakalın.